Merhabalar, ben Mehmet. Bu videomuzda size Samba.Post'un Amerika ve Kanada pazarı için hazırladığı payment processing işlerinden bahsedeceğim. Ve bu örneğimizde OpenEdge firması ile birlikte geliştirdiğimiz Pay at Counter, yani kasada ödemenin nasıl yapıldığını anlatacağım. OpenEdge bu işlerinde Ingenico ve Verifone'un post cihazlarını kullanıyor. Bu örneğimizde biz IPP320 ile işlem yapacağız. IPP320 bilgisayara kablo ile USB üzerinden bağlı bir cihaz. Kullanımı son derece basit Samba.Post tarafında. Samba.Post'u açık olan masaya veya fast food ekranındaki direkt ödeme ekranlarından da kullanabilirim. Açık olan masaya geliyorum ve ödeme ekranına geliyorum. Ödeme ekranında Samba.Post'un tüm özelliklerini kullanabilirim. Ürünleri bölebilirim, adisyonu bölebilirim. Adisyondan farklı bir tutar girebilirim. Şimdi ilk örneğimizi tümü olarak alalım. Adisyon bedelinin tümünü kredi kartı olarak aldığım zaman Samba.Post bu bilgiyi OpenEdge'e gönderiyor ve OpenEdge tarafında bir işlem yapmamızı istiyor. Şu anda 81 dolarlık bakiyenin kart swipe yaparak, çip takarak veya temassız bir şekilde çekilmesini istiyor. İlk denememizde kartın çipini okutalım. Şu anda authorize ediyor. İşlemi yaptıktan sonrasına bakacağız. Authorize etti, kredi kartından çekti. Ve bunu Samba.Post'a gönderdiği zaman Samba.Post da bu masayı ödemesini almış bir şekilde kapatıyor ve sonunda da bir tane fiş veriyor. Amerika tarafında kullanılan bu fişlerde ürünler var. Ürünlerin altında bu adisyonu tanımlayıcı bir barkod var. Altında ise müşteriye kolaylık olması açısından yüzdeleri hesaplanmış tip bahşiş miktarları var. Ve en altında da müşterinin imza bölümü var. Farkındaysanız chip and pin'de chip pin istemeden geçtik. Burada müşteriden yapmasını istediği vereceği bahşişi seçmek ve altındaki imza alanın imzalamak. Bu işletme tarafından akşama kadar saklanıyor. Saklanan bir adisyon oluyor. Daha sonra tekrar bir işlem daha alalım. Bu sefer direkt ekrandaki kredi kartı butonuyla alayım. Ve bu sefer swipe yapayım, bir debit kart kullanayım. Evet, cihazımıza geldi debit kartımız. Swipe'la miktarını çektim. Kartımı kabul etti. Şifresini istedi. Şifreyi yazdım. Bundan sonra tekrar bir şey daha verecek bana. Bir çıktı daha verecek. Aynı işlemi bunda da yapabileceğim. Amerika ve Kanada pazarında ödeme alındıktan sonra, evet, gördüğünüz gibi burada da adisyonun oranına göre farklı tipler hesaplanmış ve imza alanı açılmış bir şekilde. Bu şekilde tüm ödemeler alınıyor. Ve akşam olduktan sonra ise Samba.Post'un ana ekranında bulunan Payment Processing OpenEdge ekranı içerisinde tüm alınmış ödemelerin detaylarını görebiliyorsunuz. Burada dilersen barkod okutarak ilgili adisyonu direkt seçip scan deyip barkodumu okutarak ilgili adisyonu direkt seçerek o adisyondaki işte bu 17 dolarlık adisyonun içerisine 3 dolar tip vermesini gerektiğini işaretlediğimde add diyorum, tipi buraya ekliyor. Bir alttaki adisyona geçiyorum, 81 dolarlık. Buna da 12 dolarlık tip ekliyorum. Ekle diyorum. Veya hiç tip eklemeden no tip deyip adisyonu direkt geçebilirim. Burada start butonuna bastığım zaman Samba.Post OpenEdge'e gidiyor ve bu otorizasyonları alınmış, imzaları alınmış kredi kartı işlemlerin üzerinden tekrar bir işlem daha yaparak tekrardan tip çekiyor ve bunları Samba.Post'taki hesaplar kısmında ilgili tip hesaplarına ve muhasebe hesaplarına yazıyor. Tipi ve şeyi ayırt ederek yapıyor. Burada farkındaysanız bir tanesi için bir hata verdi. Invalid card type dedi. Bu kart üzerinden daha sonradan işlem yapılamaz dedi. Bunun gibi farklı durumlar olabiliyor Amerika'daki kredi kartı tiplerinin farklılığından dolayı. Ancak bu şekilde Samba.Post'la Pay at Counter üzerinden, yani kasada ödeme ile son derece kolay bir şekilde Amerika ve Kanada pazarında OpenEdge ile birlikte ödeme alabiliyoruz. Bu ve diğer sorularınız için bize samba.post.com'daki iletişim bilgilerimize ulaşabilirsiniz. İyi günler.